kahramanları Rafet ve Saffet. Biri spor foto muhabiri, diğeri spor yazarı. Birbirinden ayrılmaz iki arkadaştırlar ama karakterleri tamamen birbirine zıt iki arkadaş. Rafet, gamsız, vurdum duymaz, pasaklı, dağınık ve çatkın. Saffet ise tam tersine. Derli toplu, titiz, becerikli ve duygulu bir kişiliğe sahiptir. Bu iki arkadaşın hayatta birleştiği tek nokta vardı. İkisinin de karılarından ayrılıp aynı evde yaşamaya mecbur olmaları. Bu mecburiyet başlarına neler mi getirmişti? Ne düşünüyorum biliyor musun kuzen? Biliyorum. İyi, o zaman anlatmama gerek yok. Gerizekalı manyak, ben senin ne düşündüğünü nereden bileyim? Ben hıncal uluç muyum, her şeyi bileyim. Ha, buradan nasıl çıkacağız diye düşünüyorsan hiç merak etme. Ölümlük dirimlik benim cüzdanımın köşesinde bir $100 var. Yok be kuzen, böyle hayat geçmez diye düşünüyorum. Biz haybeden yaşıyoruz. Lan oğlum, eskiden içki içtiğin zaman sağa sola bulaşırdın. Şimdi kafaya metriklerine mi girmeye başladın? Düşünsene, çalış çalış ne olacak halimiz? Hayatımızı 3 kuruş için harcayıp gidiyoruz. Tamam, sana içki artık yasak, kalk gidiyoruz. Bulaşmadığın bir felsefe kalmıştı be. Bari felsefenin temel ilkelerini rahat bırak. Diyorum ki bir şeyler yapıp kısa zamanda para ve şöhret kazanmalıyız kuzen. Seni şimdi burada bir boğarsam parayı bilmem ama şöhret kazanacağın kesin. Garanti Hakan Aygün canlı yayına çıkartır beni. Hadi yürü, kalk gidiyoruz, hadi. Yürü, hadi. Aa, bu bizim Turgut değil mi? Bu bizim Turgut kuzen. Tamam anladım, rahat bırak adamı, tek başına içiyor işte. Yo, bir merhaba demeden gitmem. Acayip uçuk bir heriftir, hıyarın tekidir. Gel bir merhaba diye. Desene tam sana göre bir arkadaş. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Turgut! Ya bu. Lan deli Turgut, beni tanımadın mı lan? Yürü lan, tanımadı işte. Lan, sen de kimsiniz be? Ulan benim lan. Rahmet, tanımadın mı? Ulan tam gerçektir bu herif lan. Arkadaşın lan, hani okulda sen kopya çekerdin. Ben de hocalara ispiyon ederdim de benim yüzümden bir araba dolusu dayak yerdin ha? Şimdi hatırladım. Hani bir keresinde de hocanın kıçına çivi batırıp benim yaptığını söylemiştin de adam benim kıçıma temel çivi sokmuş. Evet, seni işte. Abi uyara. Bayağı iyi arkadaşmışsınız yani. Peki ne halt ediyorsun bu aralar? Çok çalışıyorum, çok yoruluyorum. Film yönetmenliği yapıyorum. Ne diyorsun? Dev bir prodüksiyon üzerinde çalışıyorum. Bir Türk, İtalyan ortak yapımı. Peki İtalyanların bu ortaklıktan haberi var mı? Şimdilik yok. Ama çok yakında olacak. Bir Osmanlı padişahının hayatını çekeceğim. Tüm çıplaklığı. Kim oynayacak? This is a question. Düşünüyorum. Yüzü eskimemiş yepyeni bir yetenek arıyorum. Şu anda karşında duruyor Turgutçuğum. Saçmalama Rafet, yürü gidelim. Bir dakika kuzen. Belki de şu anda kaderim değişiyor. Ne bileyim, yeni bir Greta Garbo doğuyor. Salak o kadın. Aslında kimin de fena değil. Sen bu role uygun olabilirsin. Ama biraz çalışmalısın. Çalışırım, eşekler gibi çalışırım. Babalar uçtu ya. Ah, delikanlılara bak. Ay hey gidi gençlik. 10 yaş daha genç olacaktım ki. 70 yaşında olurdun anne. Sen o 70'ten 50 daha düş bakayım, 20'de anlaşalım. Saçmalama anneanne, o zaman ben doğmamış olurdum. Sanki doğdun da kuş kondurdun. Doğmasan ne olurdu, sapık oğlu sapık. Aysa ablayı da başkası kapardı. Aa, salağa bak. Doğdun da kaptın sanki. Canım, en azından bir umut var. Bana bak Ercan, şimdi umudunu kaybedeceksin. Çabuk odana, cezalısın, hapissin. Yürü. Giderim. Ne olacak, nasıl olsa af çıkacak. Aman be. Şurada 2 tane artist resmi gördüm. Azıcık nostalji yapalım dedim, içine ettiniz yani. Ha. Tez cariyelerinden iki düzüne çağırla. Hemen pozisyonlarını ara. Bana bak, kim burada en bir padişah? Bir çakarım, sandalyeler en bir padişah olsun. Git rolünü sette. Oğlum, ben yarın ya da bilemedin öbür gün Oscar aldığın zaman utanacaksın. Gözümün yüzüme bakamayacaksın. Bana bak lan, sen manyak mısın? Ha durduk ya da ne havalara giriyorsun? Bir kere Selim Bey senin çekimlere gitmene izin vermez lan. Bak Saffet, harika bir fikrim var. Ne yapacağım biliyor musun? Sabahlara kadar çalışıp, eşekler gibi çalışıp Selim Bey'in gözüne gireceğim ve ondan sonra da izini hak edeceğim. Fakat da Mudurna'nın yavruları yesin. Sen mi çalışacaksın sabaha kadar? Beni yanlış tanımışsın Jacobo.
Biraz serseri ve de dağınık bir tip olabilirim. Ama ciddi konular söz konusu olduğunda Demirer kadar ciddi olabilirim. Hadi bakalım Rafet Efendi, göreceğiz. Bu işin artıları da var kuzen. Düşünebiliyor musun? Ben dünya çapında bir oyuncu olacağım. Havamdan geçilmeyecek. Tabii ki Ayşe ne yapacak? Öyle keriz gibi durmayacak. Benim ayaklarımı yıkacak, ayaklarımın suyunu içecek. Tabii ki Ayşe da pişer, Serap yengeme de düşer. Rafet, hazır rüya görmeye başlamışken işin hakkını versen, işi kuralına göre oynasan, gidip yatıp uyusan, ben de bu saçmalıkları dinlememiş olsam nasıl olur? Ben yatıyorum. Sana ve Yiğit'ine iyi geceler. İyi geceler. Cango, sen de artık devletli ve haşmetli bir it oldun. İtliğini bil, it. Evet, Amasya şeftalisi. Yeteri kadar tarandın, süslendin. Hadi gel yanıma bakayım. Amasya şeftalisi olmaz, tarım var. Amasya elması olur. Ulan Amasya'nın tarımsal faaliyetlerini çok iyi bilen bir ceset mi olmak istersin? Yoksa tarumarın hatalarını görmezden gelen bir canlı mı he? Aman bana ne Amasya'dan canım. Güzel. Bak seni bunun için seviyorum işte mürdümeri. Gerektiği vakit kafanı kullanmasını biliyorsun. Yatıyor muyuz? Yok canım. Oturup Clinton'la Monica arasındaki cinsi münasebetleri tartışacağız anadan. Ay sen inanıyor musun tarumar onların aganigi maganigi yaptığını? Ulan semiz otu başlatma şimdi Clinton'ın aganigisinden be. Zaten Erifçioğlu ilk aganigisini kapatmak için gitti Irak'ı bombaladı. Şimdi de bizi bombalamadan gel yanıma da işimize bakalım yavrum. Ne oldu? Ulan buraya kadar her şey tamam da bundan sonra ne yapacaktık onu bir türlü hatırlayamıyorum ya. İstersen yeniden Amasya'ya dönüp Elma ile Şeftali'den bahsedelim. Ya sorma Emine Ana ya. Artık sana telefon etmem iyice zorlaştı ha. Tarmardayım casusluk yaptığımı hemen anlıyor. Ondan sonra da beni topuklarımdan vuruyor ha. İlen salak. Bunu söylemek için mi aradın beni? Anladın mı? Yok Emin Ana. Demin acayip bir olay oldu ama az önce Tarumar dayımın yatak odasına kulak misafiri olmuştum. Tarumar dayım uğraştı, didindi. Afitap yengeyi bir güzel yatağa attı. Sonra? Sonrası hava cima Emin Ana. Tarumar dayım o işin nasıl yapıldığını unutmuş. Vallahi hiçbir şey beceremedi. Vay embesil turna kuşu vay. Ülen benim oğluma yakışır mı böyle utanç verici şeyler ha? Ama yok kabahat bende. Ona adam akıllı her şeyi öğretmemişim. Tamam neyse ben şimdi İstanbul'a gelip orada tarımarın bilmediklerini adam akıllı öğretirim. Vallahi iyi edersin Emin Ana. beni daha fazla meşgul etme. Zaten öbür telefonla konuşuyordum anladın mı? Evet. Haydar Dümen abi seni beklettim kusura kalma. Sana bir şey diyeceğim. Ne olacak şimdi? Herif kol soyundu. Garı da soyundu. Cıbıldak oldular yatağa girdiler. Sonra ne olacak? Gel ya. Amanın ne oluyor bana be? Bredensiz. Dört ayaklı mahlukat. Sen koskoca bir padişahı nasıl yalarsın da yıkama yağlama yaparsın? Seni parçalara ayırır, Osmanlı'nın her tarafına teker teker dağıtırım. Yürü, densiz, hoş dilemendire hayato. Sana kapıyı yemeye başladı galiba ufak ufak. Aman bana bulaşmasın da ne halt ederse etsin. Bu daktiloda su kaynattı be kardeşim be. Niye bunları doğru dürüst yapmazlar be? İşimiz kaldı be. O daktilo icat edildiğinden beri bu kadar çalışmamıştır Rafet abi. Sahi ya, bugün niye böyle manyakça çalışıyorsun Rafet abi ya? Normal çalışıyoruz oğlum. Hadi be, sabahtan beri emekliliğine kadar yapabileceğim bütün işleri yaptın lan yavaş. Beni lafa tutmayın, işimi yapmalıyım. Tekin, sen o röportajı deşifre ettin mi? Yazdın mı haberi? Selim Bey hafta sonuna kadar izin verdi abi. Bir ara yazarım. Saçmalama, burası bir iş yeri. İş bitirilmek içindir. Hemen ver bana, ben aktarayım. Beni istemişsin Selim Bey. Gel bakalım Ayşecan. Bakın Selim Bey,
Sadece bacaklarımı seyredecektiniz, bana boşuna mektup yazdırmayın. Ben size çekilmiş bir boy fotoğrafımı vereyim. Siz de rahat edin, ben de rahat edeyim. Aman saçmalama Ayşecan. Fotoğrafla gerçeği bir olur mu? Ben onun için çağırmadım. Ya içeriden acayip sesler geliyor. Nasıl acayip? Sanki normal bir gazeteymiş gibi çalışma sesleri geliyor. Neler oluyor orada ya? Vallahi ben de anlamadım. Rafiyet yataktan kafa üstü düşmüş galiba. Manyak gibi çalışıyor. Selim Bey, Selim Bey. Ne oluyor? Nedir bu telaş? Ben telaşlanmayayım da kim telaşlansın Selim Bey? Ah, bilemeyeceğim efendim. Kim telaşlansın? Ya dalga geçmeyin. Acayip bir durum var ortada. Rafet benden iş istedi. 3 aylık işi bitirmiş, işsiz kaldım, iş ver diyor. Ay çok komik. Şimdi de bir temel fıkrası rica etsem acaba? Ya vallahi doğru söylüyorum ya. Ben de onaylıyorum. Yani siz şimdi Rafet Salağan'ın normal insanlar gibi çalıştığını mı söylemek istiyorsunuz bana? Normal üstü Selim Bey. Bunu gözümle görsem inanmam. Bunu gözümle görsem inanmam. Lan manyak! Aklım başımdan gitti. Sen de herkes gibi alo diyersen lan. Ha yok, şu anda çalışıyorum. Eğer her 10 saniyede bir bağırmazsam konsantrasyonum bozuluyor da. Kim? Serap mı? Dur 2 dakika bekle, çağırırım ben. Beni mi arıyorlar? Evet, kocanı arıyorum. Çekil şuradan be aman. Alo. Ha Tolga amcım ya, biliyorsun manyaktır, biraz konsantre olmaya çalışıyor. O salak konsantre olacak diye ben burada konsantre meyve suyu gibi oldum. Serapcığım bak ne diyeceğim. Rafet biraz rahatsız. Beraber konuşursak belki düzeltebiliriz salağı. Peki tamam, biz oraya geliriz. Ha, Serap bekleyin ama, tamam mı? Bana o Tolga'nı versene. Tolga seni istiyor. Ya bugün Dünya Manyaklar Günü mü oğlum? Değilse bile olması için teklif verelim oğlum. Baksana Rafet abi manyak gibi çalışıyor. Saffet abi de manyak gibi bağırıyor. Nedir o ya? Bomba mı patladı? Peki bomba imha ekibini niye çağırmadınız ya? Bomba değil Selim Bey. Saffet abi patladı. Burada neler oluyor? Rafet sen ne yapıyorsun? Beni meşgul etmeyin Selim Bey. Çalışıyorum. Çalışmalıyım. Çalışacağım. Çalışkanım. Bana bak Rafet. Bu zam istemek için bir numaraysa boşuna uğraşma. Hayır efendim. Ne zam mı? Daha verdiğiniz parayı bile hak etmiyorum. Tamam. Gereği düşünüldü. Rafet'in hemen bir doktora gönderilmesine... Bence doktora gerek yok Selim Bey. Söylesene oğlum amacını. Sırası mı şimdi Saffet? Şimdi iş zamanı. Aman canım söyle, söyle. O söylemeyecek, bari ben söyleyeyim Selim Bey. Rafet bir filmde başrol teklifi aldı da... onun için haldır huldur çalışıyor. Başrol mü? Rafet mi? Beğenemediniz mi Figen Hanım? Bence uygun. Film endüstrisinin batması iyi bir haber olabilir. Bunun için sana izin veriyorum Rafet. Hatta şimdiden veriyorum. Çünkü gazetenin geleceğini düşünmek mecburiyetindeyim. Ulan senin bu manyaklığını ilk kez bir işe yaradı. İzin koparttık be. Oscar'ı da kopartacağım kuzen. Göreceksin ve şaşıracaksın bu işe. Bana bak, bazen seni tanıyamıyorum. Benim bildiğim Rafet salaktır, bu kadar manyak değil. Bence beni kıskanıyorsun kuzen. Merak etme, Turgut'a söyledim. Sana da bir figüranlık falan ayarlayabiliriz. Hadi be hadi. Şimdi doğru salona gidiyoruz, kızlar bizi bekliyor. Ben gidemem. Biliyorsun benim işim var. Sanatçı için en önemli şey işidir. Bana bak, doğru Aysu'ya gideceğiz. Aysu bekliyor. Benim daha önemli işlerim var. Biliyorsun artık dışa açılacağım. Ne bileyim, belki de bakarsın Oscar beni bekliyor. Altın portakal, altın ayı, ayı. Yani bırak da dışarıya doğru bir yelken açayım. Beni şuracıkta bırakıver, tamam hayatım? Bence sen alsan altın gerzekli duruyormuşsun. Hadi canım, fazla uzatma da beni bırak. Ne halin varsa gör. Buyurun. Merhaba. Rafet nerede? Rafet gelmedi. Büyük oyuncu olacak da. Alçak. Demek kumara da başladı ha? Yok canım, ne kumarı? Büyük sinema oyuncusu olacak da. Sen içki mi içtin Saffet? Rica ederim Serap. Tek elin bütün rakılarını içsem Rafet'in sinema oyuncusu olacağını söyleyecek kadar sarhoş olamam herhalde. Aa, Rafet gazeteden kovuldu mu? Yok, ben öyle bir şey söylemedim ki.
Sinema falan dedin. Niye bir sinemada çalışmaya başlasın ki o zaman? Ay bir sinema falan değil Aysucuğum. Yer göstericisi de olmayacakmış. Sadece sinemada oyuncu olacakmış. Rafet mi? Evet, Rafet. Bu çok komikti. Şimdi de bir Temel fıkrası anlatmaya başlayın. Neyse Aysu, eve gidince Serap sana izah eder. Şimdi bir yerlere gidelim, kafaları çekelim. Hem de bu salağı bu işten nasıl vazgeçirebiliriz bir düşünelim. Bak Rafet baba, bu işin yükü tamamıyla senin omuzlarında olacak. Bir oyuncu bir karakteri yaratırken bazen yıllarca yaşamını o karaktere göre düzenler. Yani şimdi ben bütün gün padişah gibi mi davranmalıyım? Tabii baba, bu bir alışkanlık işi. Padişahı içinde hissetmelisin. Bak Nicholas Cage, Elveda Las Vegas'taki rolü için 2 ay durmadan gece gündüz içmiş. Netice Oscar. Jack Nicholson'a bak. Benden bu kadardaki rolü için aylarca obsesifler arasında yaşamış. Sonuç Oscar. Sen de her hareketini padişah gibi yapmalısın ki padişahı içinde hissedebilirsin. Yani şimdi ne oldu? Aslında ben padişah mı oldum? Sen padişahsın. 4. Rafet Han. Vay, bu iş beni bayağı sardı ya. Hadi ben artık gidiyorum. Şimdiden çalışmaya başlamalısın. Motor diyeceğimiz zaman seni her şeyinle 4. Rafet Han olarak görmek istiyorum. Tabii bu arada rolüne uygun olarak kendine elbiseler de alabilirsin. Vezir-i Azam Zaffet Paşa'ya söylerim bana bir şeyler uydurur. Yoksa onun kellesini vurdurur. 7 kule zindanlarında kapı kullarına boğdurur. Baba çok iyi. Bunu çok sevdim. Tez bana saltanat arabasını çağırasınız. Saraya gideceğiz. Öküz. Bana bak ulan gergergan boynuzu. Kafamı bozuyorsun bak ha. Ha ne var bunda bozulacak? Sen yaptın tahsilatta. Benimki gazoz kapağı mı? Ben de tahsilat yapıyorum işte. Ulan koskoca bir mafya babası. Böyle apartman aralıklarında yakalanıp da zam istenir mi be? Ayrıca 2 gün önce zam yaptık şişe mantarı. Ayol ondan sonra petrole zam geldi be. Ulan senin petrolle işin ne be dinozor fosili? Hem petrolle zam gelmesinin bizim ev kirasının artmasıyla ne gibi bir alakası var he? Çok güzel Python kullanıyorsun. Yarın tez sarayıma gelesin. Seni Python'cu maşu yaptı. Peki gelirim hünkârım. Aferin. Gelirim. Aferin evladım, aferin. Böyle ol. Atı da böyle kullan, arabayı da böyle kullan, eşeği de böyle bin. Eşşi ol eşşi. Ulan her türlü manyağı gördüm ama böyle bunun gibi manyağını görmedim be. Ne manyaklar varmış da. Ulan bu ne biçim kıyafet be, embesil patates. Gazeteden kovulup dar-ı vedaya girdi galiba. Siz koskoca Osmanlı Devleti 4. Sultan Rafet Han'la nasıl böyle konuşursunuz? Tez celatları çağırın, kendinizi kestire bu destire mahali. Kapatsana, buna fena dövmüşler galiba. Senden beter olmuş ayol. Bana bak ulan tulum peyniri. Sen şimdi bana laf çarpmayı bırak da gidip bakalım Musa'da ne olmuş? Şimdi bu Rafet film artisti mi olacak? Hem de başrol oyuncusu. Aa, insanlar dünyanın parasını verip bu salağı mı seyredecekler? Dünya ne hale geldi? Artist olunca beraber otururuz herhalde. İnsan salak da olsa artist olunca katlanılabilir değil mi? Dereyi görmeden paçaları sıvama Aysucuğum. Saçmalama Serap, etek giyiyorum ben. Eteğin paçası mı olur? Sen kimi arıyorsun bu saatte Ercan? Bütün film şirketlerini arayacağım anne. Bakarsın bir rol de bana çıkar. Meşhur oluruz. Artist olan salaklara katlanılabilir dedim. Küçük sapıklara değil. Ya şimdi bu fil hortumu artist mi olacak yani? Bir arkadaşıyla sadece 2 dakika konuştu. Böyle olacağını nereden bilebilirdim Tarmar abi? Ayol bu olsa olsa seç bakalım programda şarlatanlık birincisi olur. Bredensizler, karınciler, sasendiler. Nerede dur? Oh, oh, orada dur. Biz senin uşağın mıyız ulan karpuz çekirdeği? Bana bak Rafet, bu kadar yeter. Sen rolünün havasına gireceksin diye bu kadar insan sana hizmet etmeye mecbur değil. Bir resmin tukla.
Siz kim olursunuz da koskoca devletle Osmanlı Sultanı'nın ve de Sultan 4. Rafet Han'ın karşısında böyle konuşursunuz? Siz kimsiniz? Bana bak ulan sütlaç kasesi. Şimdi 1. Barette Han'ı beynine sıkarsam görürsün o zaman devleti Osmani'yi. Aman hep bahat hep bahat. Sıkacaksan sık da görelim bakalım sonra ne olacak? Biraz bizi yalnız bıraksanız diyorum. Lütfen. Lütfen. Ben onunla konuşurum. Durumu normale döndürmeye çalışırım. Darman abi. Yurda abi teşekkürler. Sağ olun. Yardımların için teşekkürler. Lan ulan. Sen manyak mısın ulan? Ha? Bana bak. Böyle salak salak davranmaya devam edersen... Var ya Rafet, zaten sıfır olan prestijimiz eksilere inecek. Yarın Uğur Bey'le sefer düzenleyeceğim. Bu yüzden Oval Ofisi'ne gidip birazcık payitahtımda dinlenmek istiyorum. Siz çekil karşımdan. İyi geceler Canlı, Ulu Canlı. Ulan manyak. Rütük olmasa ben sana neler söylerim ama Şükret. Sen de bu petrolü iyicene taktın ha, ayakkabı köselesi. Petrol şeyhi misin nesin be? Ulan petrole zam oldu diye ne diye beni güzellik uykundan uyandırıyorsun bakayım ha? Yok sen kış uykusu yatsan bile gene güzelleşemezsin be. Petrole zam demek, kiraya zam demektir. Onun için boşuna tatava yapma. Bana bak ulan Deniz Anası. Bir daha zammam diye beni rahatsız etmeye kalkırsan... Bak senden petrol çıkarır, hem de bedavaya dağıtırım, ona göre bak. Siz şu sarayın kapısını açın, dışarı çıkacağım. Ayol nereye gidiyorsunuz? Bak kişi hasretleri. Nereye gideceğim? Halkımı teftiş edeceğim. Bakalım halkımın durumu iyi mi, kötü mü? Ulan üzüm salkımı, sen hala akşamki yerde duruyorsun be. Bana bak şu müsamere kıyafetlerin üzerinden çıkar, gıcık oluyorum ha. Öz! Destur, sen nasıl hünkârınla böyle konuşursun? Bredersiz, şimdi cellat başını çağırıp kelleni vurdurmaz mıyım? Ne diyor lan bu? Koskoca padişah, ne isterse söyle. Bana bak ulan gazoz kapa. Topuklarını seni şimdi bir sıkarım, elek padişahı olursun ha. Tüm cellatlarımı çağırın, bu densizleri boğsunlar bre. Evet, yedim ben seni. Bu laflar koskoca bir mafya olmasan söylerim mi be? Aman Tarman abi. Gözünün komil içini yiyeyim abi. Deliyle deli olma abi. Bırak beni, vuracağım bu darbukayı ben. Kaç Rafet. Niye kaçayım? Ben koskoca sultanım. 7 düvel ordunun karşısından kaçmamışım. Kıçkırık mafyadan mı kaçacağım? Sayın padişahım. Yeniçeriler kazan kaldırdı. Kaç lan kaç. Ne diyorsun? O zaman durum kötü. Kolla sultanı. Gideyim bir kola çan edeyim. Ay ne oluyor burada Tarman? Gel Afet abi. Al şu Tarman'ı içeri. Deliyle deli oluyor. Bırakın beni. Bırakın geberteceğim. Ya Özkan, şu Rafet abinin hakkını nasıl ödeyeceğiz bilmiyorum. Sayesinde 6 ay falan çalışmadan idare edebileceğiz vallahi. Ya böyle arada sırada delirmesi hiç de fena olmuyor Tekin be. Ha. Günaydın Safet abi. Ne günaydın lan? Günaydın uykudan kalkana denir. Dün akşam gece gece beşik mi salladın Safet abi? Hayır, padişahın kaftanını salladım. Ne padişahı ya? Sultan 4. Rafet abi. Beni buraya niye getirdin bre vezir azan? Ana! Bu ne hal Rafet abi ya? Ne o Rafet abi? İstifa edip sirkte mi çalışacaksın yoksa? Bre bu zındıklar ne derler? Burası neresidir vezir-i azam? Burası bir gazete sultanım. İşte bu da İbrahim Müteferrika. Yok pehlivan tefrika. Neler oluyor burada be? Aman sultanım sinirlenmeyin. Lütfen efendim. Ben size yardımcı olayım. Lütfen siz şöyle buyurun. Destur. Biraz istirahat edin efendim. Buyurun efendim. Destur. Rahatınıza bakın efendim. Çay, kahve, kola efendim. Hadi canım, hadi. Selim Bey, Rafet kafayı yedi. Bu oyunculuk işine fena taktı. Çok çalışınca alışık olmadığı için kafa hepten gitti. Kendini resmen padişah sanıyor. Ay daha. Bir bu eksikti. Aman, aman. Aman ters bir şey söylemeyeyim. Çok sinirleniyor. Feci sinirleniyor. Beni sabaha kadar uyutmadı Selim Bey. Ne demek yani? Şimdi bu delinin deliliğine mi uğraşacağız? Yok. Uğraşmayız. Ben onu biraz sonra alır götürürüm. Aman lütfen ters bir şey yapmayın. Çünkü bas bas bağırıyor. Cellatlarımı getirin diye. Zira Hasan.
Ne konuşursun İbrahim Müteferrika ile? Devleti Osmanlı'nın aile işleri hakkında hasbihal ederiz devletlum. Hayda! Kendimi bir an Ferhan'ın Şensoy'un tiyatrosunda hissettim valla. Emin Bey neredesiniz? Yarım saattir sizi arıyoruz. Aa! Rafet'e ne olmuş böyle? Tamam, bir bu eksikti. Zaten buranın gazete olduğunu kimseye inandıramıyorduk. Artık işimiz daha da zor. Oo, sevdim bu cariyeleri. Bre Vezir-i Azam söyle de biraz raks etsinler. Aa, ne diyor bu salak? Kaset falan mı istiyor? Figen Hanım gözünüzü seveyim. Vallahi kızdırırsanız dağıtır buraları. Aman Figen, aman Ayşecan. Benim delilerle uğraşacak halim yok. İdare ediverin işte. Bana bak Saffet, sen de al götür şu şapşalı dışarı. Hadi, yallah. Raks dedim Vezir-i Azam. Raks. Tez raks etsinler. Yoksa o cellat başını çağır, kellelerini tiz vurdursunlar tize. Hay Allah, yine kriz tutacak. Tekin Özkan, siz masada darbuka çalın. Kızlar siz de bir iki dönüverin ya. Tamam. Son, one, two, three. Hadi kızlar, hadi kızlar. Hadi sevin be. Hadi sevin. Bak Saffet, bu dağıtmasın diye uğraşırken ben dağıtacağım galiba. Al götür bu sersem buradan hadi. Tamam Selim Bey, oynayın. Götüreceğim. Hünkârım, Macarlar sınır illerimize sefer eylemişler. Paşaları toplayıp bir düğün değerlendirmesi yapalım diyorum. Başlatma paşalarına. Şimdi bu cariyelerin raksını yarın mı keseceğiz? Hünkârım, vatanın bağrına düşman dayamış hançerini... ...yok imiş kurtaracak Bahtı Kara maderini. Bırak vatanın bağrına düşman dayasın hançerini. Elbet kurtaracak biri bulunur Bahtı Kara maderini. Yürü gidelim ya vezir. Gidelim. Dur cep telefonumu alayım. Tempo, tempo. Daha kıvrak, daha kıvrak. Kalçaları göreyim, şu kalçalar daha kırak olmasın. Aş delidir, ne halt etse yeridir. Lan oğlum Damir, kendine gel. Ben senin arkadaşın Saffet'im. Hani şu birlikte işten zırt pırt kovulduğun, efendime söyleyeyim, itinle beraber evinde huzurunu kaçırdığın Saffet'im ben. Cakabo kendine gel. Bırak şu padişahlık ayaklarında, eski salak günlerimize geri dönün. Vezir-i Azam Paşa, sen nasıl Sultan Rafet Han ile böyle konuşuyorsun? Kes, kes! Yoksa seni yedi kule zindanlarında boldururum. Anladım, senin cücüsün ha. Umutsuzluk haline gelmişsin. Ay o yiğidik ya. Şimdi seni eve de götüremem. Sen normal biriyken bile çekilemiyordun. Padişahken nasıl çekilirsin be? Eve götürsem seni tarumar bir görürse atalarına kavuşturur valla. Hadi lan geldik yine aşağı. Hünkârım, aşağı lütfederseniz cariyeniz kulunuz sizi bekler efendim. Ha, inelim o zaman. Aman kafanıza dikkat edin hünkârım. Bastırsana oğlum. Bastırdım hünkârım. Ha gafil. Şimdi yürüyebilirsin, arkamdan gel. Ben gel. Dastur. Sakın aklından geçireyim Mehmet, zaten yeteri kadar ettiriyorduk. Bu cariyeler çok güzelmiş ya vezir, ya vezir. Abi. Aman, aman bacak da var burada. Aman bacak da var. Aman bunlar demir. Rezil etti bizi salak. Aa, ne yapıyor bu, nedir Muzaffer? Ay niye böyle palyaço gibi giyinmiş? Kızlar bu salak kafayı yedi, gazetede rezalet çıkartmış, aldım buraya getirdim. Ay çok iyi ettin yani, burada da beter etti her tarafı, görüyorsun değil mi? Ay git yakalayalım şunu, yoksa ortalığı rezalet çıkacak. Alakası yok. Padişah haremine cariye seçiyor. Ne? Şimdi onu hallederim ben. Aa,
Artık yarın birbirimizi çalıştırırız Aysu. Biz birbirimizi çalıştırırsak peki öğrencileri kim çalıştıracak Serap? Bugünkü rezaletten sonra salona kim gelir Aysu? Kusura bakmayın kızlar, bu kadar sapılacağını tahmin edememiştim. Vezir Azam Paşa, sadece iki cariye almışsın. Biliyorsun iki cariye bana yetmez, dişimin kovuğuna gitmez. Manyağa bak. Aysucuğum lütfen kocana hakim olur musun? Ay Serap ne kadar safsın. Yani hukuk okumadan nasıl hakim olabilirim? Ay dayanamayacağım. Ay ne olur Saffet bir an önce eve gidelim yoksa kalp krizi geçireceğim. Gittiğimiz yerde başka cariye var mı ya vezir? Olmaz olur mu hünkârım? Bir cariye var, bir cariye var, Raziye cariye. Tam senlik. Saffet bunu eve mi götüreceğiz? Vallahi başka çaremiz yok Serapçığım. Bizim eve gidersek Tarumar bunu infaz eder. Aa niye? Tarumar'ın da mı padişahlıkta gözü var yoksa? Aysu. Daha ufukta görünmedi mi Hünyaz? Görünmedi abi. Ulan bir şey değil, o gelene kadar öfkem azalacak. Şöyle ağız tadıyla bir intikam alamayacağım o padişah manyağından. Boş ver intikamı Tarumar. Rağbet için elini kana bulamaya değmez. Gel bu zamançadan bahsedeyim. Kes ulan seksi şempanze. Zaten son günlerde yatağımızı tarlaya çevirdin. Bırak şimdi Amasya'yı da şeftaliyi de. Abi Amasya'da şeftali olmaz ki Ermoğlu. Sen de hır cahilsin ha. Ulan Bünyas mandırası. Eğer son kalan öfkemi de Raffet hadisi için saklamamış olaydım... ...sıkardım bak topuklarına şimdi ha. Ulan çattık bu Amasya'yla. Aa dürdane geliyor abi. Vur. Dürdane kaçıyor abi. Bu cariyeleri beğenmedim. Şu Karaca Ahmet'ten gelen yaşlı cariye oynasın. Bak, bana bak. Udu kafana bir geçirirsen görürsün Karaca Ahmet'ten gelen cariyeyi. Bu salak daha fazla kafayı yemesin diye eğlendirmeye çalışıyoruz. O burayı tımarhaneye çevirdi. Aman Raziye anneciğim, ne olur idare edelim. Tımarhane dedi de aklıma geldi. Saffet biz bununla daha uğraşamayacağız. Bir an önce hastaneye gidelim. Hasta mısın Serap? Bu gidişle olacağım Aysu. Serapçığım o zaman niye şimdiden gidiyoruz? Hastalandığın zaman gideriz. Çıldırtma bana Aysu. Baksana şu Rafet'in haline. Daha ne kadar çekeceğiz bunu böyle? Ben de onu diyorum ya. Hemen bir hastaneye götürelim diyorum. Bana bak ne yapacaksanız yapın. Yoksa udu kafasına geçireceğim. Bu da yazık olacak. Ya, iyi söylüyorsunuz, hoş söylüyorsunuz da ben bunu hastaneye nasıl götüreyim? Gitmez ki. Hastaneye gidiyoruz değil mi baba? Macar kralıyla görüşmeye gidiyoruz da. Aa hayret. Bizim sapığın aklı başka bir şey çalıştı. Çalışır tabii anneanne. Babam Rafet abiyi tımarhaneye kapatırsa Aysu abla da bana kalır. Bana bak Ercan, şu elinde salladığın yelpaze gibi seni duvara sallar sallar vururum ona göre ha. Bravo vezir, ne konuşursunuz? Yaşlı cariye dans etsin, rock etsin dedim. Hop, salağa bak taktı bana. Sen de bir iki dönüver Raziye Hanım. Hadi be, bu yaştan sonra delilere küçeklik mi yapacağım? Bana bak, Tarumar'ı da al yanına ikiniz birlikte şunu alıp bir tımarhaneye götürün. Ben yanlış mı duydum Bünyas? Bu Kaysu o şafı Raffet Salağı'nı hastaneye yatırmak için benden yardım mı istiyor? Doğru duydun Tarumar. Ulan senin adın ne zamandan beri Bünyas oldu be kum saati? Aman tamam tamam sustum. Daha şeftaliyle elmayı ayıramıyorsun bir de bana kızıyorsun. Bana bak ulan orangutan yavrusu, bozma benim kafamı. Bundan sonra Türkiye'nin coğrafi yapısı ve meyve istihsali hakkında tek laf edeni vururum valla. Abi be. Bu şeftali muhabbeti ne ayak ha? Bana bak Bünyas. Bundan sonra herhangi bir meyve konusunda bir muhabbet açacak olursan... ...seni o bahsettiğin meyvanın dalında sallandırırım anladın mı? Ne diyorsun Tarumar abi? Hadi bir babalık yap ya. Hem senin gücün yeter, adamların da var. Alt okka yaparız, hastaneye götürürüz bizim sala. Abi sen zahmet etme. Ben bir vurup geleyim ha, bir koşu. Dur ulan hızlı bandırma feribotu. Önce adamı bir hastaneye yatıralım iyileşsin, ondan sonra vururuz. Deli bir adamı vurmak babalık şanımıza yakışmaz anladın mı? Hele bir hastaneye yatıralım da gerisini düşünürüz abi. Buyurun Selim Bey, ne istiyorsunuz yine? Mektup faslı mı? Hayır efendim, bugün başka şey. Bana bak, bana ikide bir öyle Selim Bey, Selim Bey deyip durma. Ben koskoca devlet Osmani'nin bir padişahıyım. Yavuz Sultan Selim. Haydi Ayşecan, şöyle bir raks et de havamızı, neşemizi bulalım yavrum. Haydi.
Bir gazeteye bir değil yeter Selim Bey. Şimdi ben de bandırayla oynayıp görürsünüz gününüzü. Ay. Ay. Ay ne bahtsız adamım ben ya. Şu salak Rafet deliriyor. Herkes inanıyor. Koskoca Selim deliriyor. Şu aptal kız bile inanmıyor. Hastamızın kalacağı yer burası. Burada kendisi gibi hastalarla birlikte kalacak. Bizim kendisini padişah sanıyor. Herhalde özel odayızda. Önemli değil, burada padişahtan çok ne var? Ortalık imparator ve padişah buldum. Vay be! Ulan bunca senedir mafya babasıyım. Hiç böyle yer görmedim, değil mi? Mafya babası mı? Hastamız beyefendi galiba. Bu koğuştaki ilk mafya babası siz olacaksınız. Ne diyorsun ulan sen dekodir? Dur sinirlenme baba. Doktor bey, hastamız Tarumar Bey değil. Dışarıda bekliyor. Özür dilerim beyefendi. Bir an tipinize bakınca deli olan sizsiniz sandım da. Ulan sen ne biçim konuşuyorsun be? Hipokrat yeminli karga. Ulan özrün kabahatinden büyük. Dur sinirlenme Tarumar abi. Gel biz Rafet'i getirip yatıralım. Sinirlenme abi. Gözünü seveyim. Relax. Hanimiş benim Tarumar'ım. Gel. Sayın hünkârım, içeride odanız hazır. Biraz yatsanız, istirahat buyursanız. Peki, burası neresidir ya Vezir? Burası Dolmabahçe Sarayı anadır. Bana bak Saffet, şunu kolundan tut kaldır. Bak yoksa ya. Ben kıçından vurarak kaldıracağım. Aman gözünü seveyim Tarumar abi, zaten yeteri kadar başımız belada. Gözünü seveyim, sinirlenme. Relax, hanimiş benim Tarumar'ım. Kim bu? Vay! Sen nasıl tanımasın koskoca padişah, Sultan Rafet Han'ı? Nereden siz? Vay padişah ha! Ya. Ben de patrona Halil. Ne diyor bu deve dikeni be? Halil'in patron olması ne fark eder? Halil'in patronu değil Tarumar abi. Patrona Halil. Ne yani şimdi Halil patron muymuş? Yoksa patron Halil mi? Kim patronu ben? Ne ayak bu Halil meselesi ya? Neyse şimdi tarih kursunun zamanı değil Tarumar abi. Ama durum gerçekten çok kötü. Bu patrona Halil, padişaha isyan etmiş birisi. İster misin şimdi içeride bizim bu Rafet'i boğsun? Olur mu be? Sıkarım topuklarını Allah'ıma. Onu benden başka kimse infaz edemez. Tabii ona şüphe, sıkarsın abi. Ama evden buraya kadar mermi nasıl gelecek abi? O zaman biri bu salaklar padişahıyla birlikte kalacak anladın mı? Niye bana öyle bakıyorsun Tanrımar abi ya? Niye dikidere dikine bakıyorsun abi ya? Ulan Müslüm cantası! Bu delilerin arasında ben mi kalacağım be? Elbette ki sana düşer kalmak. Eyvah başımıza belayı aldık yani. Ulan Rafet bir iyileş bak sana neler edeceğim ben. Şu hale bak şu hale. Günün birinde seninle güç birliği yapacağımı rüyamda görsem inanmazdım. Amacımız aynı anneanne. Ne de olsa ben de Rafet abinin tımarhanede kalmasını istiyorum. Benim de işime gelir tabii. Salak! Benim odunla işim yok. Benim işim öteki meş odunuyla. Hadi planımızı uygulamaya başlayalım. Ben Osmanlı tarihi ansiklopedisi buldum anneanne. Rafet abi onu okuyunca daha çok havaya girecek ve kafayı tırlatacak. Ben de padişah macunuyla yeni bir kaftan aldım. Bunları görünce hepten kafayı yiyecek salak. Hayır, kanal altı. Amanın, amanın, amanın. Buradakilerin hepsi bir acayip Rafet. Çok korkuyorum Rafet, yardımcı ol Rafet. Koskoca sultanın yanında korkulur mu? Biraz azur. Ya Rafetciğim ben senin sultan olduğunu biliyorum ama bakalım onlar biliyorlar mı? Bonjour. Osmanlı padişahı sen misin? Evet, Osmanlı padişahı benim. Ya sen kimsin? Bendeniz Fransa kralı 16. Louis. Oh, burası tam krallara layık bir yer oldu. Ne istiyorsun be çorbacı? Patrona Halil sana karşı isyan başlatacakmış. Hastır. İstersen yardımcı olabilirim. Alman kralı Charles'a yakın dostumdu. Alman kralından burada. Vay anasına. Karşılığında ne istersiniz Bilal? Şehri İstanbul'u bize vereceksiniz. Hastır. Yok be, senin mağdurun güzel midir? Fransız kralı Louis. Ne var ya, sizi kurtaracağız. Siz de bize bir şehrinizi vereceksiniz alt tarafı. Hepsi o kadar. Bir dakika padişahım. Bir dakika. Burada konuşmak bana düşmez ama bu şartlar çok ağır. Yani siz de eşeğin kulağına su kaçırdınız Reicim. Yani koskoca İstanbul istenir mi Allah aşkına? İstanbul Tayyip'e kalmadı, sana mı kalacak be? Siz kimsiniz Monşer? Siz susunuz. Ben bugün Vezir-i Azam'ım be, konuşurum. Ne diyorum ben ya? Burada biraz daha kalırsam kafayı yiyeceğim ben. Ma bu şartlar çok ağır gerçekten de. Sen ne diyorsun Drevezur? Hastır.
Siz merak etmeyin padişahım. O patrona mıdır, işçiye midir? Onu ben hallederim. Ben halledemezsem rica ederim tarumadan, o halleder. Hadi Rüyücüğüm, yok ya da hadi. Moşer, dinleyin Moşer. Selam, ben Çankay Ay. Ne Allah? Çankay Ay mı? Ay yok, dizimi çarptığım için öyle söyledim. Sen kimsin bre Çankay Efendi? Ben Çin hükümdarıyım. O zaman Çin Çin. Oh oh, burada da orta direkten kimse yok yani. Senin derdin nedir Çankay Ay? Osmanlı padişahıyla devlet meselelerini görüşmeye geldim. Adımın sonunda ay yok. Pek konuşamayacaksınız galiba, bak doktor geldi. Hadi bakalım, bütün manyaklar salona, terapi saati başladı. Hadi bakalım, sizi istiyor, buyurun. Hadi hadi, hadi kalkın kalkın. Geliyoruz doktor bey. Buyurun padişahım, buyurun. Hünyaz, hadi oğlum bir an evvel gidip ziyaret edelim şu mangal kömürlerini ya. Ya abi, bize çiçek götürmek yakışır mı ya? Hediye olarak iki tane sıksaydık topukları ha? Ulan dallama, mafya babaları da bazen normal insanlar gibi davranabilir. Alem de racon da böyledir anladım. Önce vurup hastaneye gönderirsin, sonra da arkasından çiçek gönderirsin. Çok pahalı bir çiçek götürüyoruz abi, tam senin şanına layık. Kaç para oğlum bu ot yönü ha? 3 milyon abi. He? 3. Acayip kazıklamışlar seni be, beyinsiz köfte. Yok be abi, bende kazıklanacak göz var mı? Çektim tabancayı, 100 milyon indirim yaptırdım. Tam 3 milyon aldım. Haysiyetsiz orangutan. Üzerinde 1 milyon lira yazan etiketi çıkarsaydım var be. Uyanık karga. Hadi yürü, sonra bir ara gidip o çiçekçinin infazını gerçekleştiririz. Ay Saffet şimdi orada tatlı tatlı diye kıvranıp duruyordur. 2 kilo tatlı aldım, doya doya yesin. Sen ne aldın Rafet'e? Ay Mazlı'ya gittim, kocam akıl hastanesinde yatıyor dedim. İşte şekerim, bana bunu verdiler. Ay gerçekten salaksın sen Ayşe. Niye ama Serap? Seyrettiğimiz filmlerde bütün deliler bunu takmıyor mu kafasına? Benim Rafet'im niye boynu bükük kalsın? Ay, tamam Ayşe, ne istersen onu götür, tamam. Doktor bey, rahatsız edinler. Efendim, benim bir arkadaşım var da nasıl söylesem. Kendisini padişah sanıyor. Biraz sonra terapiye girecek. Diyorum ki ona özel ilgi gösterseniz de bir an önce iyileşse. Ne yani? Bana rüşvet mi teklif ediyorsun? Yok doktor bey, estağfurullah. Ne rüşveti? Rüşvet nere, saffet nere? Yaparsın, yaparsın. Kaç para rüşvet teklif ediyorsun? Kaç para teklif edeyim doktor bey? Tabii siz de haklısınız. 3 kuruş maaşla geçinilir mi canım? Kolay mı bu kadar değerle uğraşmak? Sen bir 10 milyon teklif et. Tabii. Bakın 5. Oh, buyurun. Sekreterin cebinize koyun. Lütfen özel ilgi gösterin. Padişah sanıyor kendini. Çabuk olun. Çabuk çabuk. Öz. Koskoca doktora ne biçim laubalik yapıyorsun lan, yürü. Ya ne doktoru be? Bu adam bu hastanenin en kıdemi delilerinden biri. Bu adamı şunları alamıyor ha. Senden parasını sakın verme, kalkma. Yok yok, vermem. Karnım hayatta ölürüm. Allah'ın delisine bak ya. Dürdane'den akıllı çıktı, 10 milyon çarptı. Evet manyaklar, terapi saati başladı. Şimdi önce her şey kendini tek tek tanıtsın. Ben Ricky Martin, ben bir popstarım. Benim adım Albert Einstein. Fizikçi, zafiyet teorisiyle geçer. Benim adım Sultan 4. Rafet Han, padişahım. Sen de tanıt kendini, hadi bakalım. Hay Allah, ortada bir yanlış anlaşılma var doktor bey, ben deli değilim. Ne gülüyorsunuz manyaklar? Ben arkadaşıma, yani şu kendini padişah sanan arkadaşıma refakatçi olarak geldim. Benim delilikle alakam yok. Evlilikte deliler senin gibilerdir. Delilikten kurtulmanın ilk şartı kabul etmektir. Vallahi ben doğruyu söylüyorum. Ekmek mi satacaksın doktor bey? Ben deli falan değilim. Gülmeyin be manyaklar. Merak etme, bir süre burada kalırsan sen de alışırsın ve kabul edersin. Halledilemeyecek bir sorun yoktur. Yeter ki kabul edelim ve yardım isteyelim. Bir dakika, gidin işinize ya. Hayır, lütfen gidin işinize, bir alas var. Tutun şunu. Bırakın beni. Ulan Bünyas, git bak bakalım ne zaman gösterecekler bu dingilleri bize. Abi son 2 dakikada 5 defa gittim, 5'inde de az sonra dediler. Az sonra, ne bitmez az sonraları var bunların, televizyon filmine döndü ayol. Belki Rafet abi ölmüştür anneanne.
Serap, senin bu sapık oğluna evde katlanabilirim ama burada asla. Hazır şuraya gelmişken yatıralım da belki sapıklığın da tedavisi vardır ha? Aslında buradakilerin hepsini dışarı çıkartmak lazım. Dışarıdakileri de alıp buraya getirmek lazım. Saffet, neler oluyor? Uzak durun bayan. Dedik evliyor, değildir bu adam, dile. Ayol, ben burasını çok sevdim. Bir bakışta insanın ne mal olduğunu anlıyorlar. Ben bunun senelerdir deli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Serap, bunlar deli, kurtar beni. Hanımefendi, bu bir deli. Ulan şuraya bak, deliler karıştı, iyi mi? En iyisi hepsini vuralım abi. He? Ulan ne işin var şimdi vurmakla be deli? Aman abi, deli filan deme, sonra beni de götürürler ha. Biriniz benim refakatçi oldu mu söylesin lan? Siz tanıyor musunuz bu adamı? Tabii tanıyorum evladım. Bu adam deli değildir. Ah, yarabbi şükür. Deli değildir çünkü zır delidir, zır zır delidir. Götürün götürün, çabuk kapatın onu. Anne ne olur saçmalama ya. Yeter ulan üzüm oşakları. Alın bakayım montanızı ufaktan ufaktan. Ama beyefendi. Bana bak ulan, rızanızla mı gidersiniz? Yoksa şu anda benim de gördüğünüz gibi uyumakta olan ve tetiğine basıldığında güm diye bir ses çıkaran bu aletle mi yollayacağım? Gördünüz mü lan Tarman abimkini? Sağ ol Tarman abi, Allah razı olsun. Valla sen olmasan resmen deli muamelesi yapacaklardı ya. Ay niye yanmıyorlar sana Saffet? Şimdi Serapcığım, burada herkes deli ya. Ben onlardan ayrıyım. Tabi bu da beni biraz tuhaf yapıyor. Ben Rafet'e göz kulak olacağım derken birisinin bana göz kulak olması gerekiyor. Böyle bir yerde Rafet iyi olacağına kötü olur bence. Çok haklısın Aysucuğum. Ben en çok delinin bizim apartmanda olduğunu sanıyordum ama burası daha fenaymış illallah. Ne demek hastamızı çıkarmak istiyoruz? Daha tedavisi bitmedi ki. Aman doktor, o her zaman deli zaten. Ama kendini padişah sanıyor. Ne varmış? Eskiden de adam sanıyordu. Yani sonuç olarak doktor bey, arkadaşımızı çıkartmak istiyoruz. Biz ona evde bakarız. Valla bu işler zorla olmaz. Siz bilirsiniz. Buyurun çıkarın o zaman. Hadi o zaman kızlar. Gidelim, siz koridorda beklersiniz. Biz tağlamarları çıkartırız Rafet, hadi. Buyur topal tağlamar abi. Şişt, baksana buradaki adam nerede? Hangi adam? Hani böyle Osmanlı padişahı gibiydi de, hani Sultan 4. Rafet Han. Ha o mu? O deli ya. Akıllıya bak Tarman abi. Ulan bana bak şişe mantarı. Sen şimdi bırak adamın beyinsel aktivitelerini tahlil etmeyi de nereye toz olduğunu söyle bakayım. Tüydü. Nasıl tüydü? Buradan kolay kolay çıkamaz ki. Oo, buradan çıkmak çok kolay kardeşim. O zaman sen niye tüymüyorsun bakayım ha, embesil kurbağa? Deli misin sen be? Dışarıda bir sürü deli var. Ne yapacağım tüyüp de? Yani şimdi Rafet Sala kaçmış mı? Eyvah! Selam! Bu ne hal be? Tanıyamadın galiba. Ben padişah, sultan, 4. Han, Rafet Han. Şu film muhabbeti. O iş yattı baba. Yattı mı? Şimdi başka bir proje üzerinde çalışıyorum. Artık padişah hikayeleri ilgi çekmez. Kimse seyreder padişahı. Ben Napolyon hayatımı çekeceğim. Yani Fransızlar da para verir bu iş. Ben ne olacağım peki? Sen de Napolyon ol baba. Ama bak bu ciddi bir işte. Kendini Napolyon gibi hissetmeli. Napolyon gibi yaşamalı. Onun gibi davran... Ne oluyor be? Bana bak gerizekalı labuk. Şu anda kendimi karın nişancak gibi hissediyorum ulan. Lan labuk. Yönetmen Hötolo. Hötoş. Türk İngiliz ortak yapar. Hocam merhaba. Rafet ortalıkta yok. Acaba buraya uğradı mı? Gel oğlum. Seninle çok önemli bir mevzu konuşacağım. Hay Allah. Kim bilir nerededir bizim salak şimdi? Belki yarın köprü altında cesedi bulunur. Senseler öldürmüştür onu ayol. Belki açlıktan ölür kalır bir yerlerde. Ay susar mısınız siz ya? Salak salak konuşmayın. Rafet kocaman adam. Kocaman adam ama kafayı yemiş kocaman bir adam. Dünyas bana bir telefon getiriver de komşu mafyaları bir uyandıralım. Belki bulurlar onu. Ayol paskalya yumurtası gibi kıyafetler içinde. Hemen bulunur o salak. Defol dürdane kalpa! Aa, manyaklara bak, ben buradayım ayola!
O zaman Aysu git bak bakalım kimmiş gelen. Sultanım hoş geldin. Aman ne sultanı Jacob, aman gel mısın benim Rafet. Rafet? Yani sen şimdi padişah değil misin? Ne padişahı ya, bu padişahı balona soktular. Az kalsın. Bak az kalsın beynimi yiyeceksin. Az kalsın mı? Ulan azı buysa çoğundan Cenab-ı Rabbül Alemin düşmanımı bile korusun be. Herkes niye burada toplandı ki ne? Rafet kendine gelmiş ayol. Yaşasın. O zaman rahatça vurabilirim bu turtayı. Brezunduk, sen nasıl konuşursun böyle koskoca Sultan Rafet Han ile? Şaka yaptım, şaka. Çak! Ne vuruyorsun ya? Yine ucuz kurtuldunuz. Ya padişah rolünde kalsaydım ne olacaktı? Bu gerizekalı yönetmen bu filmden vazgeçmiş. Şimdi yeni bir projeye imza atacakmış. Napolyon rolünü de bana teklif etti. Sen ne dedin peki? Ne diyeceğim? Koskoca padişahtan sonra kariyersiz bir Napolyon oynar mıyım? Oynayamazdım valla. Napolyon olamazdım tabii salak. Çünkü Napolyon benim. Para, para, para. Hadi git bana Josephine'i getir. No, 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 no,